Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu kondisyonel zetse. Hazırsanız dersimiz başlasın. Kondisyonel zetse deyince ne anlamalıyız? Kondisyonel zetse arkadaşlar koşul cümlesi anlamına gelmiş oluyor. Daha doğrusu koşul cümleleri anlamına gelmiş oluyor. Şimdi buraya baktığımızda bir alt başlık Connectua Nebensatz demiş. Connectua neydi arkadaşlar? Bağlaç değil mi? Bu bağlaç gerektiren kelimeler ve Nebensatz da yan cümle anlamında kullanılıyor. Şimdi yapı olarak yani konu başlığı olarak öyle gördük. Ancak buraya baktığımızda belli başlı yapılar var. Bu belli başlı olan yapıları nasıl kullanıldığını gelin hep birlikte bir inceleyelim cümleler içerisinde. Öncelikle arkadaşlar bunlar şimdi koşul cümleleri oldukları için im Falle das ola ki anlamına gelmiş oluyor. Bakın burada bir koşul var. Ola ki, tut ki gibi anlamlar doğmuş oluyor. Dolayısıyla im Falle dass die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Die Experten, uzmanlar demek. Hilfe brauchen, yardıma ihtiyacı olmak demek. Anbieten ayrılabilir fiili var arkadaşlar. Anbieten neydi? Sunmak demekti. Öyle değil mi? Unsere Unterstützung, die Unterstützung, bu da destek. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Ola ki uzmanların bizim yardımımıza ihtiyacı olursa bizler ne yapacağız? Bizler onlara desteğimizi sunacağız anlamına gelmiş oluyor değil mi? Evet, demek ki im Falle dass die Experten Hilfe brauchen, virgülümü getirdim, bieten wir unsere Hilfe, daha doğrusu unsere Unterstützung an diyeceğiz değil mi? Demek ki unsere Unterstützung neymiş? Bizim desteğimizi sunacağız demekmiş. Bakın burada im Falle das yerine ben ne kullanabilirim daha? Unter der Bedingung das. Değil mi? Unter der Bedingung das şu şartın altında. Yani bunun diyelim ki siz bir şey sunuyorsunuz, bir şey söylüyorsunuz. Bu genellikle sözleşmelerde de karşımıza çıkabiliyor Almanca'da. Bir şeyler sunulurken buna istinaden şu doğrultuda gibi düşünülebilir bunun için arkadaşlar. Dolayısıyla gene aynı anlama geliyor. Unter der Bedingung, dass die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Bakın, uzmanların yardıma ihtiyaçları olduğunda bizler ne yapacağız? Onlara desteğimizi sunacağız demiş oluyor. Dediğim gibi hepsi aynı anlamda aslında. Türkçe'ye çevirirken baktığımızda aynı anlama geliyor arkadaşlar. Angenommen das, bu da gene tut ki anlamında, ola ki, tut ki gibi düşünülebilir. Angenommen das die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar, daslı cümleler olması gerektiği gibi bütün öğeler yerli yerinde olmuş oluyor. Burada da demek ki angenommen değil mi? Tut ki, ola ki anlamlarında. Vorausgesetzt, evet, vorausgesetzt için de dolayısıyla anlamında, daha doğrusu kaydıyla anlamında, demek ki vorausgesetzt kaydıyla. Bakın hepsi dediğim gibi aynı anlamda. Vorausgesetzt, dass die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Evet, uzmanlar yardıma ihtiyaçları olması kaydıyla bizler ne yapıyoruz? Onlara desteğimizi sunuyoruz demiş oluyor değil mi cümleler? Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu cümlelerin tamamı hepsinin aynı, demek ki aynı anlama gelmiş oluyor. Şimdi burada gene bir koşul cümle grubu var. Şöyle ki wenn, falls, bunları hatırlarsanız ayrıntılı şekilde görmüştük. Wenn, falls neydi? Bu da gene koşul gerektiren cümle yapılarındandı. Sofern, bakın bu da gene aynı şekilde kullanılıyor. Ve cümle öğeleri bariz bir şekilde olsun diye hepsini tek tek yazdım. Aynı şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Bakın ilk cümleyle başlayalım. Ne diyor? Wenn man über 18 Jahre alt ist, darf man diesen Film ansehen. Evet, gayet anlaşılır, bariz bir cümle değil mi? Ansehen, einen Film ansehen neydi? Bir film izlemek,
diesen Film, bu filmi, değil mi? Yani 18 yaşın üstünde ise, değil mi insanlar, burada bir genelleme yapıyoruz. Eğer 18 yaşın üzerinde ise, değil mi, ne yapılabilir? Darf man diesen Film ansehen, bu film izlenebilir. Demek ki otorite bunun için müsaade veriyor, izin veriyor. Yeter ki 18'in üstünde olunulsun, değil mi? Wenn yerine ben falls da kullanabiliyorum. Dolayısıyla falls man über 18 Jahre ist, darf man diesen Film ansehen. Bakın burada gene wenn ile aynı fonksiyonda olmuş oluyor. Sofern, bu da gene bakın, sofern man über 18 Jahre alt ist, darf man diesen Film ansehen? Gene aynı fonksiyonda kalmış arkadaşlar. Bütün cümle öğeleri olması gereken yerde aynı anlamda, herhangi bir anlam kayması yok. Je nachdem, wie es mir gefällt, arbeite ich in der Firma weiter. Yani gefallen neydi? Hoşa gitmek, değil mi? Yani hoşuma gittiği doğrultuda gibi düşünebiliriz. Je nachdem, hani keyfime göre, nasıl istersem, ola ki gibi, burada da bir koşul var arkadaşlar. Yani bu benim işime gelirse gibi bir anlam da doğuyor aslında. Hani benim kafama uygun düşerse, bana makul gelirse gibi düşünülebilir. Arbeite ich in der Firma weiter, firmada çalışmaya devam edeceğim. Eğer bu benim işime gelmezse, demek ki ne anlamalıyım? Bu benim işime gelmezse bu firmada devam etmeyebilirim demek istiyor bu cümle. Bakın, je nachdem wie yerine je nachdem ob şeklinde de biz bu cümleyi kurabiliyoruz. Bu durumda ne oluyormuş demek ki? Je nachdem ob es mir gefällt, arbeite ich in der Firma weiter demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Im Falle, dass die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Im Falle, dass die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Unter der Bedingung, dass die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Unter der Bedingung, dass die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Angenommen, dass die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Angenommen, dass die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Vorausgesetzt, dass die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Vorausgesetzt, dass die Experten Hilfe brauchen, bieten wir unsere Unterstützung an. Wenn man über 18 Jahre alt ist, darf man diesen Film ansehen. Wenn man über 18 Jahre alt ist, darf man diesen Film ansehen. Falls man über 18 Jahre alt ist, darf man diesen Film ansehen. Falls man über 18 Jahre alt ist, darf man diesen Film ansehen. Sofern man über 18 Jahre alt ist, darf man diesen Film ansehen. Sofern man über 18 Jahre alt ist, darf man diesen Film ansehen. Je nachdem, wie es mir gefällt, arbeite ich in der Firma weiter. Je nachdem, wie es mir gefällt, arbeite ich in der Firma weiter. Je nachdem, ob es mir gefällt, arbeite ich in der Firma weiter. Je nachdem, ob es mir gefällt, arbeite ich in der Firma weiter. Sıradaki cümlelerle devam edelim arkadaşlar. Im Falle, dass es nicht zu spät ist, sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Evet, bakın burada gene ne var? Im Falle, dass, ne oluyor? Burada bir koşul söz konusu olduğundan dolayı nicht zu spät ist, geç olmadan, değil mi? Geç olmadan sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Evet, sprechen, konuşmak. Die Konsequenzen, yani sonuç, geç olmadan sonuçları konuşalım diyor cümle, değil mi? Yani çok geç olmadan biz olayın sonucunu bir konuşalım diyor. Dolayısıyla burada bir koşul cümlesi var. Geç olmadan ne yapalım? Konuşalım. Dolayısıyla im Falle, dass es nicht zu spät ist, sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Bakın bu yapıyı ben
Unter der Bedingung des yapısıyla da ne yapabilirim, anlamlandırabilirim. Unter der Bedingung, dass es nicht zu spät ist, çok geç olmamak kaydıyla anlamına da gelebiliyor. Sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Bakın gene tutarlı bir anlam değil mi? Bakın bunu angenommen, tut ki çok geç olmadan gibi hani birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde hani birebir çevirdiğimizde tabii biraz Türkçeleştirdiğimizde hani biraz anlamsız gibi gelebiliyor ama bu dil deneyiminde düşündüğümüzde arkadaşlar gayet manalı, gayet anlamlı oluyor. Angenommen, dass es nicht zu spät ist, sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Evet, ne diyor? Yani çok geç olmadığını ele alacak olursak, bu şekilde düşünecek olursak gibi de çevrilebilir bu. Sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Sonucu, sonuçları konuşmalıyız diyor. Vorausgesetzt, bakın gene aynı anlamda. Vorausgesetzt, dass es nicht zu spät ist. Sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Her dört cümlede arkadaşlar, her dört yapıda baktığımızda aslında ne var? Bir das cümle yapısı var. Dolayısıyla das cümle yapısındaki kurgulanan, kurulması gereken bu öğeler yerli yerinde. Dolayısıyla gördüğümüzde, baktığımızda bütün cümlelerin öğeleri yerli yerinde duruyor. Öyle değil mi? Dilerseniz şimdi şart, bir diğer kondisyonel yani bir şart cümlesi olan wenn cümlesine bakalım. Ardından falls ve sofern ile ne yapalım? Bir inceleyelim. Wenn Sie im Internet recherchieren, können Sie viel Geld verdienen. Evet, internette recherchieren, araştırma yapmak demek arkadaşlar. Evet, Geld verdienen, para kazanmak. Viel Geld verdienen, çok para kazanmak. Değil mi? Cümle ne diyor? Eğer internette araştırma yaparsanız ne yapabilirsiniz? Çok para kazanabilirsiniz diyor. Dolayısıyla bu cümleye baktığımızda wenn Sie im Internet recherchieren, können Sie viel Geld verdienen. Bakın wenn cümlesini falls ile de ne yapabiliriz? Anlamlandırabiliriz. O zaman ne olacak? Falls Sie im Internet recherchieren, können Sie viel Geld verdienen. Aynısını sofern ile de anlamlandırabiliriz. Bu durumda sofern Sie im Internet recherchieren, können Sie viel Geld verdienen demiş oluyor bu cümleler. Anlam olarak neymiş? Aynıymış. Eğer ki ne yaparsak, ne yaparsanız bakın burada bir nezaket formu var. Eğer internette araştırma yaparsanız çok para kazanabilirsiniz diyor cümle. Evet, bir sonraki cümleye bakalım. Je nachdem wie ve je nachdem ob yapılarına baktığımızda arkadaşlar. Je nachdem wie viel Geld wir haben, fahren wir in Urlaub. Evet, cümle ne diyor arkadaşlar? Para durumumuza göre ne yapacağız? Tatile gideceğiz diyor. Dolayısıyla wie viel Geld wir haben, ne kadar para varsa ona göre ne yapacağız? Tatile çıkacağız demeye getiriyor değil mi? Yani bu durumda burada da bir koşul cümlesi var değil mi? Eğer paramız yoksa ne anlamalıyız? Paramız yoksa demek ki tatile çıkamayacağız anlamı doğuyor. Bu durumda ne kadar para, bir hani güzel Türkçe'de ne deriz? Bir paramıza bir bakalım, ona göre tatile çıkarız deriz ya. Dolayısıyla biz bunu ne yapmış oluyoruz Almanca'da? Je nachdem wie yapısıyla ele almış oluyoruz. Bu sebepten ne diyeceğiz Almanca'da? Je nachdem wie viel Geld wir haben, fahren wir in Urlaub. Şimdi burada wie viel yapısıyla beraber kurgulandığı için wie viel'i yazmayı doğru buldum. Şimdi burada da ob cümlelerine baktığımızda değil mi? Ob cümlesine baktığımızda nasıl ele alacağız? Je nachdem ob wir Geld haben, fahren wir in Urlaub. Bakın bunu gene Türkçeleştirdiğimizde gene aynı anlam doğuyor. Bir bakalım bakalım duruma göre. Eğer paramız varsa tatile çıkabiliriz. Eğer yoksa ne yapacağız? Evde duracağız. Değil mi? O zaman ne diyor cümlemiz? Bakın burada ob cümlesi olduğundan dolayı burada bir soru işareti var. Ob cümlelerinde hatırlayacak olursanız ne yapıyorduk? Soru işaretiyle olan cümlelerde değil mi? Bir ikilem, bir muallak varsa, bilinmezlik varsa ne yapıyorduk? Bir ob kullanıyorduk. Bu sebepten ne yapıyoruz? Demek ki biz bunu je nachdem ob ile bir araya getirebiliyoruz bu yapıları. Dolayısıyla je nachdem ob wir Geld haben,
fahren wir in Urlaub demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Im Falle, dass es nicht zu spät ist, sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Im Falle, dass es nicht zu spät ist, sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Unter der Bedingung, dass es nicht zu spät ist, sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Unter der Bedingung, dass es nicht zu spät ist, sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Angenommen, dass es nicht zu spät ist, sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Angenommen, dass es nicht zu spät ist, sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Vorausgesetzt, dass es nicht zu spät ist, sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Vorausgesetzt, dass es nicht zu spät ist, sollten wir über die Konsequenzen sprechen. Wenn Sie im Internet recherchieren, können Sie viel Geld verdienen. Wenn Sie im Internet recherchieren, können Sie viel Geld verdienen. Falls Sie im Internet recherchieren, können Sie viel Geld verdienen. Falls Sie im Internet recherchieren, können Sie viel Geld verdienen. Sofern Sie im Internet recherchieren, können Sie viel Geld verdienen. Sofern Sie im Internet recherchieren, können Sie viel Geld verdienen. Je nachdem, wie viel Geld wir haben, fahren wir in Urlaub. Je nachdem, wie viel Geld wir haben, fahren wir in Urlaub. Je nachdem, ob wir Geld haben, fahren wir in Urlaub. Je nachdem, ob wir Geld haben, fahren wir in Urlaub. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde kondisyonel sätze konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.